nedir Atatürk'ün, ne mutlu Türk'üm demi diyor. Burada Türk'üm demi derken bu ırkı kastetmiyor da, Türk bir ırkın adı değil. Neyin adı? Kendisi onu tanımlıyor. Diyor ki, o kendi ailesiyle yazdığı Medeni Bilgiler kitabında, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir. Dikkat edin, burada ne ırklar, ne dinler, ne var? Bir, aynı topraklar, canlı yaşamaklar. İki, aynı ülkeyi benimsemek, aynı yaşam biçimi, aynı yönetim biçimi benimsemek var. Evet. Bunu benimsediğiniz zaman Türksünüz ama siz Türk'üm dediğiniz zaman Türk ırkındanın anlamına gelmiyor Atatürk açısından. Evet. Yani Atatürk'ü bir defa ırkçılıkla tabii suçlamak olanaksız bir şey. Çünkü Türkiye'de ırkçı milletçiler Atatürk'e karşı oldular. Evet. Ona karşı savaşım verdiler. Güneydoğu Sorunu patlayana kadar, PKK patlayana kadar onun etkisiyle Atatürk'ün aklını yavaş yavaş öğrenmeye başladılar. Üstelik Atatürk bunu ne zaman söylüyor? Ülkçilik Türkiye'de yükselirken söylüyor. Mamutlu Türk'ün benim sözünü. Örneğin Millet Halk Partisi'nin milletvekillerinden Refet Işık'tan çıkıyor. Ne mutlu bana ki Türk yaratıldığında şiir yazıyor. İşte Mehmet Emin Yurdakul dinin ırkını budur diye şiir yazıyor. Tamam ırkçı Atatürk çıkıp bunların önüne bir çizgi çekiyor. Ne mutlu Türk'üm diyene, Türk doğana değil. Evet. Ve Türk'üm derken de dediğim gibi bir millet ve beraberliğin ifadesi bu. Yani ben bu toplumun bir parçasıyım demektir bu. Evet. Ne mutlu Türk'üm dediğiniz zaman.